Arkadaşlar merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım futbol arka planını satın alacağız. Normal şartlarda bu arka plan dünle gelecekti dostlar. Ancak teknik sebeplerden dolayı bir gün ertelendi. Ve mağazada da 25 gün boyunca kalacak. Bu arka planı ilk gördüğüm zaman da çok hoşuma gitmişti. Özellikle kuş bakışı manzarası mükemmel. Eğer bu arka planı alacaksanız dostlarım sağ üst kısımdan C işaretinden içerik üretici kodumuzu yazıp ücretsiz bir şekilde beni desteklemeyi unutmayın. Dediğim gibi bunu yazmak ücretsiz. Yahut isterseniz Supercell Store'dan da alabilirsiniz. Ben oradan alacağım. Dostlarım şurada futbol arka planı 350 puan veriyormuş. Yani nereye gelecek? Bir 25 taş daha sanırsam bedava alacağız. Büyük ihtimalle evet. Etkinlik biletiyle birlikte eklenirse bir de kitap bedavaya gelecek dostlar. Mükemmel. Hadi bakalım şuradan dedik hemen yapıştıralım. Şöyle hızlı bir şekilde ödeme kısmına geçtiğim sesim gidiyor. Zaten içerik üretici kodum şurada arkadaşlar yazılı. Eğer hiç içerik üretici kodum yazmadıysanız şuradan direkt slash tuber yazaraktan dostlarım bakın direkt tik oluyor. Şöyle hemen sayfa yenilensin. Evet. Evet. Bekliyorum şu an tam ekrana pat diye çıkacak. Evet ödeme işleniyor. Şimdi hemen ana sayfama düşecek geldi arkadaşlar. Ürün teslim edildi. Ürün artık oyunda kullanılabilir. İyi eğlenceler diyor. Ve tabii ki de ekstra 25 taş vermesi lazım bana. Aynen. Bir de 25 taş verdi. Şöyle arka planımız otomatik bir şekilde açıldı dostlarım. Hemen şöyle seç diyelim. Muazzam güzel. Arka planda da müziğini koyacağım dostlarım. Gerçekten özel güzel bir müziği var. Böyle taraftar desteğiyle böyle. Bayağı hoş olmuş. Yani şunu böyle uzaklaştırınca mükemmel. Normal zaten vardı dostlar. Şöyle ödeşme zamanı serbest vuruş gibi etkinliklerde var ama uzaklaştırmanıza izin vermiyordu. Şöyle savaşı bitir diyelim ve buradan direkt çok güzel bir şekilde uzaklaştırabiliyorsunuz dostlarım. Ben direkt şöyle gözcü mod, fotoğraf modundan başlayayım. Hatta şöyle bir ekran parlaklığımı da açayım. Böyle fullledik dostlar. Gayet güzel. Şimdi abicim ilk dikkatimi çeken şey şurada sol tarafta dostlarım. Ne güzel vurdun be. Vallahi seni Real Madrid'e transfer edin de. Peki hep aynı noktaya mı vuruyor? Tekrar bir top gönderecek acaba? Şu orta kısmı vurmuştu çünkü. Tekrar geliyor. Bakayım bu sefer farklı noktaya mı vuracak? Aa bu sefer vuramadı. Güzel. İkide ben burada antrenman yapması çok hoş olmuş. Burada patikalar var yine. Kale girişleri. Hem ortaçağ havası vermişler. Hem futbol havası vermişler. Çok güzel olmuş. Şu Gora'da, Gora'ydı galiba arkadaşlar. Gora'daki o sayemez diyor. Yine burada bir giriş var. Kırmızı takım, mavi takım şeklinde. Herhalde Survivor'dan çalmışlar. Bak şöyle bir şey yapabilirlermiş. Şuradaki patikanın vadinin arası mavi ya. Şu sol kısımda kırmızı olabilirmiş dostlarım. Taraftarlar çok hoş mesela. Direkt hareketli yapmışlar. Mesela bakın burada çoğunluğu yine goblinler oluşturuyor. Şuradaki büyücünün elinde atkı tutması vesaire. Çok hoş olmuş ve burada ara ara mesela Meksika dalgası da ekleyebilirlermiş. Onu fark ettim bak şimdi. Meksika dalgası gelseymiş çok güzel olurmuş. Şu kısım mavi kısım yine çoğunlukla burada goblinler, büyücü, dev yok ya. Devler yok arkadaşlar. Bir de barbar var. Herhalde devler çok yer kapladığı için mi de koymak istememişler. Burada dönen bir gazino tarzı bir tane top var arkadaşlar. Altın top var. Ve şuradaki spot ışıkları alevli meşalelerden. Hoş ya ben beğendim arka planı. Ve arka planın zemini de bir futbol sahası zemini arkadaşlar. Çift kale bir zemin diyebilirim yani hoşuma gitti. Bu arada şaka maka ekran parlaklığını fırlayınca çok daha güzel gözükmeye başladı. Peki siz bu arka plan hakkında düşünceleriniz nelerdir? Fikirler kısmına yazmayı unutmayın. Genelde efsanelikte bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Arka plan alan kişi sayısı daha fazladır. Hani altın biletleri almayıp fulluyorlar hesapları artık zaten. Diyorlar onun yerine ya etkinlik bileti daha altın bilet alırız daha iyi. Bu arada sizler ne düşünüyorsunuz arka plan hakkında? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Ben beğendim dediğim gibi. Bu arada efsanelikte de çok güzel arka planlı olan hesaplar var. Genelde altın bilet almayıp dostlarım ne yapıyorlar? Diyorlar abicim etkinlik bileti alacağız ya da arka plan alacağız. Depremimizi de yollayalım. Gitleri de gönder şöyle. Bir duvar akıcı da tatlı olur. Sağ sola kaymasa güzel olacak da kral yukarıya doğru ilerleyecek. O yüzden şöyle menzile girsin top. Şuradan büyücüyü yollayacağım. Hah süper. Şimdi büyücüyü yolladım en azından şuradaki ordu kampını çekmez. Gayet güzel içeri doğru ilerler diye düşünüyorum. 1-2 binici yollayacağım. Kraliçenin özelliğini yapıştır. Çok lokçu kresini almış olduk. Şu noktaya bir öfke büyüsü atacağım dostlar. Hızlı bir şekilde ilk seni kraliçede indirmiş olacak. Gayet güzel. Haaland kral da ne güzel be. Harbiden bak harbiden diyorum Haaland kralı da çok beğendim. Şuradaki iskeletleri de çok hızlı bir şekilde indirmiş olduk. Artık yandan da yardırabiliriz. Şöyle gönder abicim. Şu noktaya bir şifa atacağım ama şu dondurmamızı gönderelim. Şifayı yolla. Güzel. Bir öfke büyüsü tatlı olacak. Klan kalesinin üzerine şöyle zehir atalım da. Şu noktaya da bir dondurma yollayacağım dostlar. Şifayı gönder. Koruyucunun özelliğini şöyle iki kelle avcısını gönderdikten sonra yapıştırsam tatlı olacak. Şu belediye binası inmedi ya. Ben ona kıl oldum ya. Bir canı kaldı ha. Harbiden diyorum. Bir canı kalınca var. Uyuz oluyorum. Şöyle gönder. Şampiyon hızlı bir şekilde alırsan hatta özelliğini kullanayım şöyle. Tak tak tak.
belediye almış olduk, süpersin. Şu noktaya tekrar bir dondurma atacağım. Kraliçe sen de artık oradaki çok cehennemi alırsın diye umut ediyorum. Şöyle gönderelim. Şu noktaya da bir dondurma daha atacağım dostlar. Yani şöyle söyleyeyim, tüm biniciler burada eridi. Yani rakibin kraliçesi mi eritti artık, ne yaptı bilmiyorum ama. Şöyle açıl susam açıl diyerekten al sana engacık olduğum düzen. İçeriye girmiyor çünkü biniciler, hep köşeden ilerliyor. İçeriye kral kraliçeyi sokmamız lazım. Bu sefer görünmezlik kuleleri aktif oluyor vesaire derken hani gıcık bir düzen arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz? Klan kalesini oradan mı direkt yardırayım yoksa sağdan mı yardırayım? Ya da klan kalesini kendim mi çıkartayım? Düşünmüyor değilim. Şöyle yapacağız. Bir büyücü gönder. Şu noktaya bir büyücü gönder. Duvar yıkıcı, buz golemi, kral kraliçe. Şu noktayı açalım. Titan ve şöyle direkt çırak. Bak bir arka planlı hesap daha. Hani diyorum ya, birazcık daha alt liglere nazaran buradaki hesaplarda arkadaşlar daha fazla şey var. Size söyleyeyim. Arka plan vesaire oluyor. İçerisi açıldı. Kral da içeriye girmiş oldu. Çok güzelsin kral. Zehrim de aktif. Gerçi klan kalesi de çıkar mı bilmiyorum ama bir deneyelim. Klan kalesini çıkar. Süper. Klan kalesi çok güzel. En azından buz değil. Şuradan bir zehir atacağım dostlar. İçeriye girdi. Güzel. Kralın özelliğini yapıştır. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Zehirimi gönder. Gayet güzel. Belediyeyi de açar. Açtın. Süpersin. Al abicim belediyeyi de. Daha ne yapsın bu? Daha ne yapsın? Yani kraliçe içeride girdin mi var ya, başka da bir şey istemem senden. Yani kralın 1-2 vuruş hakkı kaldı. Onda X sayını alırsa benim için tamamdır. Ama sanki içeriye girecek gibi durmuyor kraliçe de. O zaman biz ne yapıyoruz? Biz orduyu gönderiyoruz abicim. Şöyle koruyucuyu yolla. Şöyle iki kelle avcısı şu noktaya şampiyon özelliğini kullanıp hızlı bir şekilde koruyucunun özelliğine bastım yanlışlıkla. Ya abicim gerçekten mi ya? Direkt içeriye sokmakta amacım. Ya şaka gibi ya. Gerçekten şöyle şifayı gönderelim. Burada kesin dev bomba falan çıkar. Çıkmadı. Tamam güzel. Şu noktaya düşünüyorum öfkeyi atsam şöyle. Güzel. Hızlı bir şekilde orayı halletsinler bakayım. Yani dışarı kayacaksın biliyorum. Şuraya bir öfke, bir şifa atacağım. Şu noktaya bir dondurma, şu noktaya bir dondurma atsam. Görünmez olsa bir kere daha. Görünmez oldun, süper. Alır mısın o monoliti? Deneyeceğiz şansımızı. Şöyle gönderelim en azından ufak ufak okçularımızı. Ya abi şuradaki şey beni mahvetti ya. Tamam belki monoyu aldık ama koruyucunun özelliği nasıl bastım ben ya? Ne yapacaktım biliyor musunuz arkadaşlar? Yani askerleri bırakacaktım. Elim koruyucunun özelliğine çarptı. Beleşten üçleyeceğim köy gitti yemin ediyorum. Bir de şuradaki görünmezlik kulesini de bir daha abicim süresini bir kısaltın be. Vallahi süresini kısaltın. Çok çabuk relaat oluyor yani. Yanlış da söylemiş olabilirim. Yani yenileniyor. Neyse yapacak bir şey yok. İki saldırı, ikisi de knockout. Ama arka plan güzel. Beğendim. Yine bir hesabım daha var. Ona da alacağım arkadaşlar. Tüm ana hesaplarım. Bir tane hesabımda var tüm arka planların oldu. Orayı da alacağız. Güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok da bakın. Cici bakın. Adios amigo. Bay bay. Hey. Harlan, just return to Clash of Clans, drafted by Barbarian.